Hey yavrum, hey 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 hey! Ulan yeni arabam efsane, yemin ediyorum efsane! Vay yavrum vay! O ne lan? Oğlum yerlerde sanırım gıra oluşmuş, baksanıza. Aa, tekerler iz çıkar diyor. Lan benim bunlara kışlık taktırmam lazım. Yazlıklarla geziyoruz ya, arabanın kenarları battı baksanıza. Oğlum acilen lastikleri değiştirmem lazım. Ama ondan önce Büşra'ya gidip yeni arabamla şöyle bir hayırlı olsun dedirtmem lazım. Oğlum kız telefonlarıma çıkmıyor. Gideyim de ofisin... Kaza yapmayın bak, videonun girişi gelmedi, ana avrat söver. He? Sırma mı? Ana! İçilir falan. Oğlum ana! Ne güzel lan. Bence ben şu an giriş yapmalıyım. Bunu görünce bütün ciddiyetim gitti. Neyse durun, girişi yaparız. Şuraya geldik. Ama senin annen yani, sürttürdün gördüm. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? He? Tutanak, evrak. He? Öbür salağın da umurunda değil. Oğlum ne biçim NPC lan bunlar? Allah kahretsin. Hadi giriş yapalım. Ha bu arada bakın, kış geldi ya, artık kolları uzun giymeye başladım. İçime bir tane daha tişört giydim ama uzun kollu. Üstümdekini çıkartmadım. Neden? Kaplumbağa dedin falan. Şaka şaka. Videonun girişi gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in Hayatı'na devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bugün kasvetli bir havada uzun kollu giymiş Ateş'le manyak BMW ile, yani harika bir kış günüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şu yakışıklılığa bakar mısınız? Şuna bakın şuna. Ateş'ten bahsetmiyorum, arabadan bahsediyorum. Oğlum araba manyak oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz en son BMW'yi hurda halde almıştık ve onu tamir ettirip manyak hale sokmuştuk. Daha doğrusu kendimiz tamir etmiştik. Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye bir kafa atın. Kırıldı değil mi? Kırılır. Neden? Kaplumbağa dedim. Tamam yapmayacağım artık. Arkadaşlar oradan izleyin. Manyak bölümdü. Bugünse başlıkta kapakta gördüğünüz gibi Büşra'yı almaya geldik ve onu evine bırakmaya çalışacağız. Bakalım o bizim arabamıza gelecek mi? Arabamız hakkında ne diyecek? Ha bu arada arabanın ismini size sormuştum. En çok kızıl ejder, kırmızı ejder karışımı bir şeyler yazmışsınız. O yüzden ben de kızıl ejder demeye karar verdim. Bakalım kızıl ejderi beğenecek mi? Hadi izleyip görelim. Ulan temizleyelim de kızın yanına gidip rezil olmayalım değil mi? Arabası kirli demesin. Nasıl oldu? Bence parladı. Hadi bakalım hadi. Saat ilerliyordum ya. Kızı gidip almam lazım. Bezi at. Bezin önemi yok. Bez dediğin 50 cent bir şey zaten. Hey yavrum hey. I take you to the candy shop. Geldim Büşra. Şuradan bir döneyim. Vay 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 vay. Hemen bu tutu tutu. Görüyor musunuz? Hemen yanlayacağım. Şuradan geçeyim. Hey yavrum hey. Ben şuradan gireyim. Büşra'nın ofis bu tarafta kalıyordu. Bakayım kış vakti sahilde takılan elbette ki var. Var mı diyecekti. Oğlum şu karizmaya bakın, şu karizmaya. Bunda şu an sahile girsem en az 10 tane kız tavlarım ama benim gözüm bir tane kızda. O da elbette ki Büşra'da. Evet. Ulan bunlar bu kış vakti nasıl böyle geziyorlar? Hasta mı lan bu insanlar? Ya da oyunun azizliği. Neyse. Şuradan dönelim. Hadi bakalım. Büşra'nın ofise geldik. Sanırım yerinde. Araba burada olduğuna göre. Ben de şöyle arkasına park edeyim de. Hangisi daha güzel? Bakalım şöyle bir. Büşra'nınki eski. 2010 kasa. Balina kasa F10. F80 pardon, ne F10'u? Gördüğünüz gibi F80. Arkasında da G83 var. 83 olması lazım. Gördüğünüz gibi. G83 mü? Yoksa eski kasa F80 mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bence G83 oğlum. Çok klas baksanıza. Neyse. Biz Büşra için geldik oğlum. Hava kararıyor lan. Büşra. Hayatım. Ofistesindir herhalde. Ya seni almaya geldim Büşra. Hem de sana yeni arabamı göstermeye geldim. Büşra ya. Sen benim telefonlarıma neden çıkmıyorsun ha? Neden çıkmıyorsun? Ben seni arıyorum ulan. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Cenaze. Büşra. Ölmüş abla. Ay gerçekten de bu dediğiniz operasyon sayesinde cildim rengine kavuşacak değil mi doktor hanım? Bakın bu cilt ameliyatı benim için önemli. Merak etmeyin Sevilay Hanım. Bu konuda gerçekten size garanti verebilirim. Çünkü dünyanın en manyak, en çılgın, en uzman dermatoloğunu getirdim. Onunla birlikte yapacağız ameliyatı. Ha çünkü önemli yani. Ben böyle pek güvenmem biliyor musunuz? Ameliyat falan, bıçak altına yatmayı sevmem.
Abla, ben de cenaze olsam ben de sevmem. Efendim, pardon. Siz bana ne demeye çalışıyorsunuz beyefendi? Rengimle ilgili bir yorum mu yapıyorsunuz? Bu bir hastalık. Estağfurullah hanımefendi, olur mu? Ben öyle birisi miyim? Yani sadece sizin biraz ölü göründüğünüzü düşünüyorum da. Oğlum, ölmüş lan. Allah, geçmiş olsun hanımefendi, geçmiş olsun. Ay, siz arkadaşımın kusuruna bakmayın Sevilay Hanım, lütfen. O birazcık densizdir, biliyor musunuz? Siz gidin, pazartesi günü ameliyatınızı gerçekleştirelim, tamam mı? Ay tamam. Lakin bu saygısız, edepsiz, pazartesi günü burada olmasın, tamam mı doktor hanım? Çünkü ben ameliyata girecekken böyle negatif insanlarla görüşmek istemiyorum. Beyefendi, fikirlerinizi kendinize saklayın, tamam mı? İnsanların hastalığıyla dalga geçilmez. Ya Ateş, ne kadar da terbiyesizsin ya. Aa, hastamla nasıl dalga geçersin ya? Ameliyata girecek kadın. Moralini yükseltmemiz gerekiyorken. Ya kusura bakma da Büşra. Kadın bildiğin morg kıyafetiyle geziyor ya. Allah Allah, ne diyebilirim yani? Neyse. Büşra, ben şey için gelmiştim ya. Yeni arabamı görmek ister misin diye. Ay yok Ateş, teşekkür ederim. Senin arabanı falan görmek istemiyorum. Nasıl olsa gittin, yine çaldın değil mi? Ya Büşra, Büşra öyle şey olur mu? Büşra çalmadım ya, Büşra! Yalan söyleme Ateş, yalan söyleme. Senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum, hiçbir şeye. Dua et de abim de bu işlere karışıyor olmasın. Yemin ediyorum var ya, abimi de karıştırdıysan bitersin Ateş. Duydun mu beni? Bitersin. Ya Büşra, Büşra bir dinlermiş. Aa, kapıyı yüzüme kapatıyor. Büşra, dinlemem Ateş, dinlemem. Arabanı da al. Lan! Bu o yönetici çocuk. Hakan'ın arabası değil mi? Hayır ya, hayır değil. O araba benim, benim. Allah Allah, onu artık resmen aldım. Ya Büşra, Kur'an çapsın kendisiyle sattı. Burada vaziyetteydi, ben aldım. Aa, lan kar yağıyor oğlum, yerlere baksana. Büşra, hava soğuk bak, zaten kısa giyinmişsin. Allah aşkına, gel. İki tur atalım, ondan sonra söz seni buraya getireceğim. Arabana binip gideceksin. İki dakika konuşalım ya, bir kahve falan alalım. Ateş, benim hırsızlarla konuşacak bir şeyim yok. Lütfen yalnız bırakır mısın beni? Ben gidiyorum. Ya Büşra, bir dinler misin beni Allah Allah? Ben hırsız değilim diyorum ya. Hırsız değilim. Büşra! Ya Büşra! Lütfen ya, 2 dakika. Arabama Büşra. 2 dakika. Aa, eşkıya mısın be? Git başımdan. Aa, zorla mı bineceğim? Binmek istemiyorum. Hadi ya, hadi çalış. Bu niye çalışmıyor ya? Büşra! Büşra lütfen. Ya yalvarıyorum ya. Büşra! Anam! Büşra! Bu arabadan çıkmak isteyebilirsin. Lan, dumanı tutuyor. Büşra, çık arabadan. Çalışır şimdi, çalışır. Bir şey olmaz, çekil. Hadi ya, hadi. Niye çalışmıyor ya? Dönüyor da anlamadım ki. Ateş, bir ses geliyor, duyuyor musun? Duysam iyi. Kokluyorum aynı zamanda. Büşra, arabanın benzin deposu delinmiş. İn, patlar matlar. Ay, patlar mı? Patlar mı? Hay, patlar mı Ateş? Yok canım, patlamaz. Öyle bir şey olur mu Allah Allah? Ya tabii ki de patlar. Uzak dur Büşra, uzak dur. Ulan araba resmen... Oo, duman tutuyor. Geri çekil, geri çekil. Vallahi bundan ben de çok anlamam. Gel, benim arabayla gidelim. Gel, seni bırakayım. Ay, yok. Yok, ben kendim giderim. Ay, havada ne soğuk olmaya başladı birden. Ya da bir tamirci falan çağırırım. Aha, şuradaki adamlardan rica ederim. Oradaki adamlardan mı rica edersin? Kız, ellerindekileri görüyor musun? Herifler sahile karşı içiyor. Allah Allah ya Büşra. Bak, gece gece saat de ilerliyor. Tehlikeli bir yerdesin. Gel, bırakayım evine. Sadece bırakacağım ya. Ay, onlar da şimdi sarhoş. Ay, yanlış bir şey olmasın ya akşam akşam. Ateş. Ama en azından hırsız değiller. Bana zarar veremezler. Büşra, lütfen bana hırsız deyip durma artık. Allah Allah. Yani gururum var benim de, anlıyorum. Benim çaldığım tek bir şey var. O da senin kalbin. Onun dışında bir hırsızlığım yok. Aa, nasıl yok? Hırsız değil misin? Büşra, hırsız değilim ama burada biraz daha kalırsak tüm donacak. Hırsızdan daha kötü bir şey olacak. Ölü. Allah Allah, yürü arabaya binelim. Ay, peki binelim. Oh ya, sonunda. Ha şöyle, gel. Resmen tüm dondu ya. Büşra, hadi hadi, üşüyeceksin, kısacık giyinmişsin. Atla. Evine bırakacağım alt üstü, gel. Ana, ne inatçı bir kız ya. Bin. Büşra, yemin ediyorum sendeki bu inat bizi bitirecek ya. Ateş, haksız bir inat mı ya? Allah Allah. Arabam da kaldı orada. Ateş, ne olacak arabaya? Ya ne olacak? Ben şimdi giderken ustaya telefon ederim. Ustanın çırak alır, götürür onu tamirciye çeker. Sabahına tamir eder, kapıya bırakır. Ay, sahiden mi?
Teşekkürler. Ya rica ederim Büşra, ne demek? Allah Allah, teşekkür falan olur mu ya? Görevimiz yani. Ben senin için her şeyi yaparım. Hadi. Teşekkürler Ateş. Gerçekten teşekkürler. Bu soğuk havada beni aldın. Ya arabaya ne oldu anlamadım. Gayet de iyi çalışıyordu yani. Olur öyle. Bakımlarını falan aksatmışsındır, bir şey olmuştur. Büşra. Senin ev nerede? Ay saçmalama be. Eve mi götüreceksin beni hemen? Ulan tabii ki de eve götüreceğim. Seni eve götürmek için aldım ya. Ay pardon, evet eve götürecektin değil mi? Ay soğuktan benim kafam dondu. Kafamın azizliği. Adresi giriyorum. Ah çok şükür ya. Allah Allah. Büşra saçmalama, gözünü seveyim. Ben hemen şuradan geçeyim. Yani eve bırakacağım tabii seni. Ya Büşra bak vallahi ben hırsız değilim ya. Bu herifin arabasını bile... Ulan ne kayıyor lan? Oooo hız gelmiş. Bu herifin arabasını bilerek çaldın. Yani gıcıklığına. Kardeşine falan artistik yapınca gürültü mürültü. Oğlum fena kayıyor lan. O yüzden yani. Anladım Ateş, anladım, tamam. Bana bir şeyi kanıtlamak zorunda değilsin. Yani seninle bu konuyu konuşmayalım. Şu anda donmuş vaziyetteyim. He dur klimayı biraz daha açayım. Ya vallahi bak ya. Yoksa benim hırsızlık... Oğlum ne biçim kayıyor lan. Şuna bak. Lan drift yapasım geldi yemin ediyorum. Büşra drift yapsam korkar mısın? Ateş sence korkar mıyım? Ben BMW sürüyorum. Ha? Korkmam diyor. E o zaman bir show vakti. Hey hey hey. Şuna bak, şuna bak. Ateş dikkatli ol. Merak etme, merak etme. Dikkat benim göbek adım. Hey yavrum hey. İzle şimdi izle. Makasa bak. Ateş yapma. Yapma, öldürteceksin bizi, yapma. Kırmızıda geçiyorsun. Ateş. Bu biçim tehlikeli bir sürüş. Allah'ım. Yandan etkilendim de. Ateş! Dikkat et! Rahat ol gülüm. Biz bu yollara bir gün gidip gelmedik. Yıllarımızı verdik. Direksiyon bizim işimiz. Yani ben araba manyağıyım. Araba! İzle izle izle. Yavrum ey! İşte buna drift derim ha. Görüyor musun Büşra? Araban bozulmasaydı bu driftleri kaçıracaktı. Ateş tamam. Belki de cenazeyi kaçıracağız şimdi. Ne cenazesi ya? Ateş benim cenazemi. Allah Allah. Müsaadenle kendi cenazeme de katılmayayım değil mi? Çok anlamadım ne demek istediğini ama. Ben de anlamadım ama anlamışsın. Cümlenin gidişi çok saçma oldu. Ve şuradan da bir dönüş. Geldik senin apartmana. Sen burada mı oturuyorsun ya? Evet Ateş burada. Sağ çek sağ. Burada durabilirsin. Öne park edebilirsin. Bir şey olmaz. Emin misin? Çekmesinler kız. Bismillah. Ne oldu lan? Çekmesinler. Ay bir şey olmaz Ateş. Gel. Korkanın çocuğu olmaz derler. Gel. Aa sabahına burası arabayla doluyor. Merak etme. Bir şey olmaz. Yani sabahına derken... sen gidiyorsun değil mi? Yani... Şey... Şimdi hemen gitmeme gerek yok. Havada buz gibiymiş. Bir kahve yaparsan içerim. Ay bilemedim ki yani şimdi kızım yukarıdaysa Ecrin. Gerçi o bugün sizlerde kalacaktı. Arkadaşı Süleyman'la ders çalışacaklardı. Dadınızla birlikte galiba. Öyle mi olacakmıştı? Oğlum eve kaç yıldır gitmiyorum ki lan, haberim yok Süleyman'dan falan. Evet öyle bir şeyler demişti Süleyman da bana. Ya çocuklar takılsın, biz de bir kahve içelim. Ay madem ısrar ediyorsun, sen beni buraya kadar da getirdin. Havada maşallah göt kesiyor. Girelim o zaman, gel. Gel Ateş. Kızım bunu yapmak istediğine emin misin ya? Gel. Gel Ateş. İşte burası da benim kaldığım yer. 12 numara. Ateş gel. Gel. Kapıda kalma, gel. İşte burası da benim evim. Abimin evine biraz benziyor. Çünkü aynı müteahhit yapmış. O arabasını çaldığın çocuğun babası. Yani burası da benim evim. Vay. Vay vay. Büşra Hanım. Klas takılıyoruz ha. Ana. Akvaryumun mu var kız? Vay. Balıkları çok severim lan ben. Ana. Pişirip yemeyi daha çok severim ama gerçi. Vay 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 vay. Lan insan burada sıkılmaz ha. Hadi oğlum şşt, dövüşün lan hadi. Lan şşt, birbirinize girin. Oğlum dövüşmüyor bunlar, bozuk galiba. Ateş saçmalama, onlar süs balığı. Neden dövüşsünler Allah Allah. Neyse sen otur. Koltuklarımı öyle dışarıdan geldiğin gibi ayakkabılarına basıyorsun babanın malıymış gibi ama. Yani otur. Ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Banyo falan yapacağım. Ateş bu arada evin gibi takılabilirsin. Üstünü mü değiştireceksin? Evim gibi takılayım mı? Ateş oğlum.
O büyük gün sanırım bugün. Balık yapacağız da tavada balık. Acaba hangisini yapsak? Oğlum resmen. Resmen büyük gün lan. Büşra'yı evine bıraktım. Ve Büşra'yla aynı evdeyiz şu anda. Saatte gecenin ilerleyen saat... O ne lan? Hay maşallah. Büşra, bana diyorsun da bence sen illegal işleri yapıyorsun. Aynı evdeyiz. Soğuk bir kış günü. Bana bir kahve ısmarladı. Hem de kendi evinde. Oğlum bu barışmaktan çok daha fazlası lan. Çok daha fazlası. Ateş, yapıyorsun bu çapkınlık sporunu. Ateş, tuvaletin falan geldiyse karşıdaki kapı. Bana mı seslendin bilmiyorum ama. Ne? Tuvalet mi? Yok kız, ne tuvaleti ya? Allah Allah. Ben şey... neyse. Girelim bari, yanlış anlamasın. Videonun sonu. Vay be Ateş. Büyük oy... O ne lan oğlum, o ne biçim bir resim? Büyük oynuyorsun ha. Sonunda Büşra ile barışmanın yolunu buldun. Oğlum Allah değil mi lan? Arabası ne güzel bozuldu. Ben de aldım onu. Ana, banyoyu burada mı yapacak lan? Sizin için videonun sonu artık. Müsaadenizle ben bir tuvaleti kullanacağım da. Müsaadenizle videonun sonu. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve saçma sapan bir kapanışla videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Ateş yeni modifiyeli arabasıyla Büşra'yı almaya gitti. Büşra'nın da işleri ters gidince Ateş'in teklifini kabul etti ve birlikte eve geldiler. Ateş yolda ona öyle bir drift yaptı ki kız resmen acayip etkilendi ve Ateş'i evde bir kahve içmeye davet etti. Ateş de gördüğünüz gibi karşılığını veriyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben kapanıştan çok keyif almadım. Neyse. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ateş'in yeni tuvaletinin adı ne olsun diye soracaktım da yapmayın yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yani oğlum sen o kadar iyi bir şey yaptın ki ben sana bugün bu arabayı layık gördüm dostum. Masi ucundan tut. Ronaldo Junior amcasının aslanı. Sen var ya çok şanslı bir çocuksun ha. Geldim Ronaldo, geldim. Sen yemin ediyorum bu babanı iyice sev oğlum, tamam mı? Çünkü kimse oğluna gidip böyle bir makine almaz. Yani sonuçta matematikten geçmiş olsan da ben yine de almazdım yani. Kusura bakma Ronaldo, bir matematikten geçti diye bu alınır mı? Oh my god. Baba. Hayır. Bu internette gördüğümüz 2024 Lamborghini Rivelto. Eww. Evet oğlum. O araba. Rivelto. Bunu senin için aldım oğlum. Efsane. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Oha. Ronaldo Junior Messi dövüyor.